Herkese selamlar, saygılar. Şiir ötemiz sonsuz. Refik Korkmaz eğitimleri olarak bir canlı yayında yine karşınızdayız. Bugün 3 eğitmenimize konuk olacağız. İlk eğitmenimiz Remziye Alınmaz. Remziye Alınmaz hocamız da hem eğitimlerimizi değerlendireceğiz, hem de toplumun büyük bir yarasına inşallah çözüm getireceğiz. Remziye Alınmaz hocamızla beraber bugün işleyeceğimiz bir saatlik konu, çocuk sahibi olamayan eşlerin çocuk sahibi olmaları için ne yapılmalı? Beşinci boyutta ne yapılmalı? Bugün onu göreceğiz. Ve bizim uygulamalarımızı yapan herkesin inşallah çocuk sahibi olmasına vesile olacağız. Şifayı veren Allah, biz vesile oluruz ancak. Haydi bakalım. Çocuk sahibi olamayan eşlerin çocuk sahibi olmak istiyorlarsa bakın Refik Korkmaz eğitimleriyle buna nasıl çözüm bulacaklarını anlatıyoruz. Haydi bakalım. Bu arada eğer kanserli kitlesi olan biri varsa ve kitlesi elle tutuluyorsa kişiyi canlı yayına alacağız. Canlı yayında şifasına vesile olacağız. Kanserli kitlesi elle tutulan dostlarımız, yorum kısmına bilgi yazarsanız sizi canlı yayına alır, şifanıza vesile oluruz. Kanserli kitlesi elle tutulan dostlarımız, yorum kısmına bilgi yazarsanız sizi canlı yayına alır, şifanıza vesile oluruz. Kanserli kitlesi elle tutulan dostlarımız,
Bakalım Remzi'ye alınmaz. Hazır mı? Remzi alınmaz hazır. Remzi Hocam merhaba. Hoş geldiniz hocam. Selamlar, saygılar. Ben de telefonumu o zaman dik tutayım. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Selamlar, hoş saygılar bulduk. Bizden size ve bütün izleyenlerinize, bizim Facebook ve Instagram izleyicilerimize. Hepinize selamlar, saygılar. Şiir ötesinde bir akşam olsun, şiir ötesinde bir program olsun. Ben teşekkür ederim. Allah razı olsun. Bizi izleyen herkesin gönlünden hangi güzel duygu, düşünce geçiyorsa, hem kendileri hem evren için faydalıysa, Yüce Allah'ım onu trilyon kat fazlasıyla gerçekleştirsin. Amin. Şimdi sizin yüce gönlünüzün bizi bugün sohbetimizin akışında muazzam bir konu işlemeye sevk etti. Sizin o gönlünüzün güzelliği, siz söyleyin, bizi bu saat hangi güzel konuyu işlemeye sevk etti? Müjdeyi siz verin. Hocam, ben programımızın olacağını söylediğim zaman, kendi gruplarımda paylaştığım zaman, zaten gruplarımın hepsi ifertli, yani çocuğu olmayan arkadaşlarla bir gruplarımız var dedi. Hastaların devlet sahibi olmalarına vesile oldu. Hasta danışmanlığı yapıyorum. Ve arkadaşlar inşallah bugünkü konumuzun çocuk sahibi olmakla ilgili olacağını bizden rica ettiler. Ben de size söyledim. Siz de kabul ettiniz. Çok teşekkür ederim hocam. Yani asla böyle bir istekte bulunamazdım ama sizin kabul ettiniz. Sağ olun. Baş tanesiniz. Allah razı olsun. Şu an ekran başında bizi dinleyen bütün dostlar, İçinizden çocuk sahibi olamayan çiftler varsa, ya da akrabalarınızdan ya da arkadaşlarınızdan veya çevrenizden varsa ve onlar çözüm arıyorlarsa, siz çözüm arıyorsanız, çözümü şimdi sunacağız sizlere. Bu %100 çözüm mü? Asla değil. Bizim çalışmalarımızı takip edenler bilir, çok yüksek oranda çözüm üreten tek eğitim varsa bizim eğitimimiz. Bunun için elimizden geleni yapacağız ve şimdi size bunun bütün ayrıntılarını anlatacağız. Bunu yapmak bir meditasyon çalışması şeklinde gerçekleşecek. Lütfen herkes kağıdı kalemi alsın eline. Hocam yalnız internetiniz çok güzel çekmiyor, bağlantı kopuklu oluyor. Tamam. Şu an bizi izleyen dostlarımızın not almalarını istiyorum. Kağıt kalem bulamayanlar bu videoyu defalarca izleyerek gözden kaçırdıkları noktaya yeniden ulaşırlar. Remzi Hanım sesim şu an uygun
Geldi mi? Hocam kesiliyor ve bütün arkadaşlar ses gelmediğini söylüyor. Sanırım internetimizde bir sorun var. Siz benim sesimi duyuyor musunuz? Ben çok az duyuyorum hocam. Kesik kesik geliyor. Tamam. Bir 5 dakika bu şekilde devam edelim. Çözülebilir. Sorun değil. Biraz çözüm arayayım. Tamam hocam, sizin söylediklerinizi ben tekrar ederim. Hayır hayır, tekrar etmeyin, onu çözüm buluyorum. Benim görüntüde bir sorun var mı arkadaşlar? Hocam şu anda net. Tamam, şimdi sesim net geliyor galiba. Tamam. Bizi izleyen dostlar, kağıt kalem temin edenler kağıt kalemlerini hemen temin etsinler ve beklesinler. Arkadaşlar, notlar halinde gideceğiz. Dünya, küre. Bu dünyanın annesi var. Ve dünya zaten bir kadın. Tamam, dünya güneş sisteminde bir kadın. Hani nasıl ki güneş sisteminde Mars varsa bir erkekse, Jüpiter varsa, Uranüs varsa bunlar erkekse, Neptün, Plüton bunlar erkek ise, nasıl ki güneş varsa erkekse, ay kadınsa, dünya da kadın. Ve dünyanın yine kendi içerisinde baktığımızda, ülkeleri, coğrafyaları ayırdığımızda, dünyanın kendi içerisinde bir erkek ve bir kadın olduğunu görürüz. Dünyanın içinde bir erkek ve bir kadın var. Dünyanın içindeki erkek, Akdeniz ve Ege'nin ortasında bir ada. O erkeğin adı Girit. Bu notumuzu alalım. Diğer notumuz, dünyanın annesi, yani kadın olan yer, Anadolu, Türkiye. Birinci notumuz dünyadaki erkek Girit, ikinci notumuz dünyadaki anne Anadolu. Üçüncü notumuz annenin rahmi Marmara Denizi. Dördüncü notumuz Çanakkale Boğazı, Rahim Ağzı. Beşinci notumuz, Ege Denizi, Vajina. Altıncı not, Fethiye, Ölü Deniz. Yani Muğla'da bulunan Fethiye Ölüdeniz. Oradan bir çizgi çizin. Yunanistan'ın en güney ucuna kadar. Ege'yi Akdeniz'den ayıran çizgi. O çizgi ölüm kalım çizgisi. Hayat memat çizgisi. Yani Akdeniz'e doğru bir adım geri çekilirse ölür, ölü deniz. Akdeniz'e bir adım atarsa çizgiden itibaren yaşar. Ve yedinci not. Çanakkale'nin hemen ağzında yer almak. 3000 sene önce oranın adı İlyon'du. İlyon.
Orası bir destan olarak günümüze getirildi. İlyos destanı. Yani İlyas destanı. Çanakkale'nin hemen boğazının olduğu yer İlyos. Yani hayatın başladığı yer. Bir de Marmara Denizi'nden İstanbul Boğazı'na geçiyoruz. İstanbul Boğazı'ndan da Karadeniz'e geçiyoruz. Karadeniz'e İstanbul'un son toprak parçasının adı Kilyos. Çanakkale'deki ilk noktanın adı İlyos. Hayatın başladığı yer. İstanbul Boğazı'ndan Karadeniz'e giderken Karadeniz'deki İstanbul'un son toprak parçası Kilyos. Hayatın bittiği yer. İlyos ve Kilyos. Hayatın başlangıcı ve bitişi. Ama hangi hayatın başlangıcı ve bitişi? Marmara'daki hayatın başlangıcı ve bitişi. Bir kadın hamile kalacaksa, bu önce İlyos'ta, yani Çanakkale'de müjdelenir. Orada hayat başlar, 9 ay 10 günlük bir devir başlar Marmara Denizi'nde bebek normal sürecini tamamlar. Bu süreç içerisinde eğer Allah korusun bebek anne karnında vefat edecekse Kilyos'a gider, ölüm diyarına gider. Kilyos çizgisini geçtiği an Karadeniz'e ayak bastı, o bebek artık anne karnında düşükle, ölümle sonuçlandı. Sekizinci not. Karadeniz ölüm, Akdeniz yaşam. Dokuzuncu not. Kıbrıs çocuk demek. Kıbrıs'ın kuzeyi erkek çocuk, Kıbrıs'ın güneyi kız çocuk demek. Bunlar bizim için önemli. Ve onuncu not. Girit Adası'ndan çıkacak olan balık sürüleri Ege Denizi boyunca gider, Çanakkale'yi geçer, Marmara boyunca ilerler, İstanbul'da Harem'de Kız Kulesi'ne kadar ulaşırsa o balık sürüleri sağlıklı spermi temsil eder. Kız Kulesi'nin altında deniz tabanının altında orada bir tünel var. O tünelde gelişimini tamamlayan kadın yumurtası. İşte Girit'ten çıkan balık sürüleriyle Kız Kulesi'nin dibindeki kadın yumurtası birleşir ve döllenir. Hayat böyle başlar. Anadolu'nun adı var, ruhani adı var. Bundan 3000 yıl önce Frig'de Anadolu'nun ruhani adı Kibele'ydi. Milattan önce 800'den itibaren Artemis'e dönüştü. Hristiyanlık etkisiyle Anadolu'nun ruhani adı Meryem Ana'ya dönüştü. İslamiyet'in yayılışıyla Anadolu'nun fethiyle Fatma Ana'ya dönüştü. Her zaman Anadolu'da bereket eli, doğurganlık eli özelliği vardır. Dünyaya bereket verir, bolluk verir, mutluluk verir, şifa verir. O yüzden hatırlayın, Anadolu'da şu söz çok yaygındır. Benim elim değil, Fatma Ana'nın eli değdi. O yüzden yemeğin tadı güzelleşti.
Benim elim değil, Fatma Ana'nın eli değdi, o yüzden bereket geldi. Şifaya vesile olan benim elim değil, Fatma Ana'nın eli denir. Ve ebelik, hani ebeler, onlar da Fatma Ana geleneği içindeler. Hamileliğin şu anda güzel şekilde bebek doğumuyla gerçekleşmesi, sağlıklı doğum yapmak benim elimle değil, Fatma Ana'nın eliyle gerçekleşti denir. O zaman fetihten önce bu ne olarak kullanıyordu? Meryem Ana'nın eli, öncesinde Artemis'in eli, öncesinde Kibele'nin eli. Ve tabi tarih bizi henüz daha derinlere, milattan önce 3000'e, 4000'e, 5000'e, 6000'e götürebiliyor. Ama bir milattan önce 10.000'de, 13.000'de, 15.000'de verilen isim neydi? Onu henüz tarih bize aktarmadı. Yine bizim eğitimlerimizde, kanallarımız bize bunu aktaracaklar. Her zaman Anadolu bu bereketiyle, kadın bereketiyledir. Şimdi gelelim çocuk sahibi olamayan eşlere. Çocuk sahibi olamayış şu sebeplerden mümkündür. Bir, erkek sperm kalitesi açısından uygun değildir. İki, kadında yumurtalık, rahim, bunlar uygun değildir. Ya da bir başka şey, hem erkekte hem kadında üreme organları doğum için uygundur. Bebek yapmaya uygundur. Fakat dış etkenler vardır. Bugün bu konuları inceleyeceğiz ve çözüme ulaştıracağız. Sizler bir erkeğin spermin olup olmadığını laboratuvar ortamında test etmek zorunda değilsiniz. Sizler o erkeğin adını bilmeden, yaşını bilmeden, sesini, yüzünü, resmini asla görmeden, nerede yaşadığını bilmeden sperm hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Spermi var mı, yok mu, kaliteli mi, değil mi, yavaş mı, ölü mü? Bunlar şu şekilde bilinir. İsterseniz haydi gelin uygulamayı beraber yapalım. Kapatın gözlerinizi. Çocuk sahibi olamayan eşler gelsin aklınıza. Ve erkeği hayal edin. Hop, onu Girit Adası olarak görün. Onu değiştirin, Girit Adası görünsün. Yani diyelim ki bir arkadaşınız var, adı X. Onu görün ve hemen Girit Adası olarak görün. Akdeniz'le Ege'nin orta yerinde. Girit Adası olsun o kişi. Ve lütfen bakın, Girit Adası'ndan balık sürüleri çıkıyor mu? Çıkan balık sürüleri Ege Denizi boyunca gidiyor mu? Çanakkale'ye ulaşıyor mu? Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Marmara'yı boylu boyunca kat edip Üsküdar'a, Kız Kulesi'ne kadar ulaşıyor mu? Haydi. Ve bir de şuna bakın, Girit Adası'ndan çıkan balık sürüsüne bakın, hepsi yani %100'ü mü Kız Kulesi'ne ulaşıyor, yoksa %10'u mu, %40'ı mı, %50'si mi, %90'ı mı, ya da hiçbiri mi ulaşamıyor, ya da Girit Adası'ndan hiç balık sürüsü mü çıkmıyor?
Ya da Girit Adası'ndan balık çıkan balık sürüleri Ege Denizi'nde mi kayboluyor? Ancak Çanakkale'ye ulaşıyor, Marmara'ya ulaşamıyor mu? Haydi, ben susayım, siz Girit Adası'ndan çıkan balık sürülerini hayal edin. Bir dakika. Balık sürüleri demek, sperm demek. Üsküdar'a ulaşmak demek, %100'ünün Üsküdar'a ulaşması demek, sperm kalitesinin yüksek olduğu demek. Haydın bre. Otuz saniye görmeye devam edin. Bu süre zarfında gözlerinizi açmayın. Şimdi lütfen gözlerinizi açın. Arkadaşlar, biz kimseden izin almadan onlara acıdığımız için, onlara iyilik yapma ihtiyacımızdan dolayı, onlara yardım etme ihtiyacımızdan ötürü onlardan izin almadan hiçbir şey yapmayacağız. Az önce gözünüzü kapattığınızda belki bazılarınız bir arkadaşınızı, bazılarınız bir akrabanızı, belki bazılarınız kocanızı gördünüz. Onun sperm kalitesini ölçtünüz. Bir insanın sperm kalitesini yükseltmek, düzeltmek istiyorsanız uygulamanızı ben şimdi söyleyeyim ne şekilde olacağını ama onlardan izin almadan asla yapmayın. Girit Adası kendisiydi. Girit Adası'ndan çıkan balık sürüleri spermdi. Eğer sizin gördüğünüz Girit Adası'ndan hiç sperm, hiç balık sürüsü çıkmadıysa spermi hiç yoktu demek. Balık sürüleri çıktı ama Ege Denizi'nde kayboldu. Çanakkale'ye ulaşamadı demek. Sperm kalitesi çok çok düşüktü ve zayıftı. Kız Kulesi'ne hiçbirisi ulaşamıyordu. Sperm kalitesinin ne kadar kötü olduğunun ifadesi. Peki buna çözüm ne? Çözüm şu. Güneş sisteminin dışından, Sirius gezegeninden güneşimize, yani güneş sisteminin merkezindeki güneşimize, güneşimizden de Girit Adası'na Işık düşecek. Bunu hayal edeceğiz. Bunu not alın ama şu anda uygulamayın. Kişinin izni almadan. Güneş sistemin dışından, Sirius takım yıldızından güneşimize ışık düşecek. Ve o iki ışık Girit Adası'nın üzerine düşecek. Girit Adası'nı o zaman siz şöyle zaten göreceksiniz. Kayalık olan Girit Adası yeşerecek. Kendine gelecek. Oradan çıkan balık sürüleri çoğalacak. Balık sürüleri Çanakkale Boğazı'na kadar, oradan da devam ederek Marmara yoluyla Kız Kulesi'ne varacaklar. En güçlü balık sürünün içindeki en zeki olan balık, Kız Kulesi'nin dibindeki tünelde bekleyen nur topuna, yani kadın yumurtasına hop, döllenir verecek. O yumurtaya
girecek, yumurtanın duvarını delip içine girecek. İşte siz hayalinizde bunu başardığınızda o kişinin sperm kalitesini çocuk yapımına elverir hale getirirsiniz. Bu kadar. Peki şimdi gelelim. Kadında, rahminde, rahim ağzında, yumurtalığında, üreme organlarının herhangi bir yerinde bir problem varsa bunu nasıl çözeceğiz? Anadolu'muzu yine gözümüzün önüne getireceğiz. Şimdi kadının çocuk doğurup doğuramayacağı yönünde incelemesini yapalım. Anadolu'yu düşünün. Herkes Anadolu'muzu düşünsün. Kars'tan Hakkari'ye, Muğla'dan Edirne'ye, Adana'dan Samsun'a, İzmir'den Ağrı'ya. Hayal edin. Ve bütün yüksek dağlardan, yaylalardan, platolardan bir bakın. Kar eriyor. Yayla suları eriyor. Bu sular birleşerek İstanbul'a, Üsküdar'a akıyor. Böyle hayal edin. Dağlardan sızım sızım ince ince dereler İstanbul'a, Üsküdar'a, Kız Kulesi'ne akıyor. Haydi, Kız Kulesi'nin altına bakacağız. Deniz tabanı bitti. Deniz tabanının da altında Kız Kulesi'nin indiği bir tünel var. Lütfen bakın, bütün nehirler geldi, orada birleşti ve orada bir kadın yumurtası, bir nur topu oluşturdu mu, oluşturmadı mı? Bunu görürüz. Ben susayım, bir dakika buna odaklanınız. O kızın, yani Kız Kulesi'nin kendisi bir genç kız. O genç kızın adı Şira. O genç kızın annesi hemen yanı başında Harem'de oturur. Tapınağı vardır orada. Hera. Ah, ben susayım bir dakika. Görün, Kız Kulesi'nin altında, tünelde, nur topu bir yumurta görüyor musunuz? Yumurta görmek, evet, kadının yumurtası oluşuyor, oluşur demek ama görememek oluşamaz demek. Ve şimdi açın gözünüzü. Eğer orada bir nur topu şeklinde yumurta gördüyseniz çocuk yapmak için hiçbir problem yok kadında. Göremediyseniz çocuk yapmak için önemli problemler var demek. Bunun çözümüne demin gözleriniz kapalıyken gitmedik. Neden? Çünkü bir kadında çocuk doğurması için ondan izin almadan hiçbir çalışma yapamayız. Çünkü bizim çalışmamız şöyle, biz demin Girit Adası'ndan balık çıktığını söylediğim şekilde Kız Kulesi'ne ulaştığını gördüğümüzde o kişinin haberi olmadan spermini uygun hale getirmiş oluruz. Bu kadar kolay. Ve az önce
Kız Kulesi'nin altında o nur topu yumurtayı gördüğümüzde doğum yapamayan kadının, bebek doğuramayan kadının bebek doğurmasına vesile oluruz. Ya bu kadar kolay. Peki biz izin almadan bunu yapmayacağız. Peki izin aldıktan sonra yumurtasının oluşmasını, rahminin, yumurtalığının ve bütün doğuma ait organlarının düzenlenmesi için ne yapacağız? İzin aldıysak. Şunu yapacağız arkadaşlar. Kız Kulesi biliyorsunuz Üsküdar'dan 50 metre mesafededir demeyeceğim. Üsküdar'ın da kendisi içindedir. Haremle Üsküdar arasında. Haydi. Kız Kulesi'ne gitmek için orada deniz motorları vardır. Deniz motoruna bindiğinizi hayal edin. 50 metre, 100 metre sonra sizi denizin içinde o restoranın bulunduğu yere getiriyor. Restoran kapısından girdiğinizi hayal edin. Aşağıya merdivenle iniyorsunuz. Hayal edin. Burası bir mağara giriş tünelidir. Mağaranın en sonuna kadar gidin. Yani tünelin en dibine kadar merdivenden aşağıya gidin. Dik bir merdivenden iniyorsunuz. Ve bir de bakıyorsunuz ki merdiven artık bitti. Orada bir zemin var. Ama orada küçük bir kapı var. Minnacık. İnsanlar bugüne kadar o kapıyı pek açmayı düşünmediler. Açın o kapıyı. Kapağı açın. Şimdi artık rahat giremiyorsunuz. Şöyle sürüne sürüne gideceğiz. Yeni kapıdan. Evet. İlerleyince bir dört yola geleceğiz. Tünel var. Sağa giden bir tünel, sola giden bir tünel ve bizim geldiğimiz tünel 3. Bir de tam karşımızda bir tünel 4. Hangi tünele gideceksiniz? Eğer İdrar torbası ve idrar yolları rahatsızlıklarını yok etmek için gidecekseniz ta ortadaki tünele gidin. Fakat amacımız bugün idrar yolları sıkıntılarını gidermek değil. O yüzden oraya gitmeyeceğiz. Ortada kuyu var. İşte o idrar kuyusu. Yandan geç. Çocuklar bile biliyormuş. Ortada kuyu var, yandan geç. Şimdi anlatabildim mi nereden geliyor? Beşinci boyutun dilini bebekler bile biliyormuş. Haydi. Sağdaki tünele gidin. Sağdaki tünelden gidince bir buğday çayırına geleceğiz. Buğday tarlasına. Buğday tarlasında buğdayları yeşil görün. Yeşil değildir onlar. Ben biliyorum ne renk olduğunu. Sarı ermiştir. Siz buğday tarlasındaki buğdayların yeşerdiğini görün. Buğday başaklarının boylarının bir insanın göğsüne gelecek yükseklikte olduğunu hayal edin. Buğday tarlasının ortasında bir göl hayal edin. Gölün çevresine 1 metre yüksekliğinde, 80 santim genişliğinde taş duvar hayal edin. Gölün çevresini sarmış, bir tek yerini boş bırakmışız. Oraya taş duvar koymamışız. Gölden bir dere çıksın diye. Dere ağzını taş duvarla örmeyin. Derenin suyu temiz olsun. Haydın bırak. Ve buğday tarlasında çalı çırpı ağaç bırakmayın. Siz buğday tarlasının çevresinde 1 metre yüksekliğinde, 80 santim genişliğinde üst üste yığma taşlarla bir duvar oluşturursanız sence bebek sahibi olamayanlar bebek sahibi olma yolunda düzenlenmez, hem düzenlenir. Bir de ayrıca içinizde menopoza girmiş olanlar varsa, adet düzensizliği olanlar varsa, menopozun etkilerinden kurtulursunuz, adet düzeni yeniden gelir.
Nasıl bir taş duvar, nasıl bir yığma taş? Hani köylerde ağılların çevresi portakal, kavun, karpuz büyüklüğünde taşlarla örülür ya, aralarına hiç boşluk bırakılmaz. Öyle yığma taş. Ve haydi. Şimdi buğday çayırından çıkalım, dört yolun olduğu yere gelelim ve sola bir yol gidiyordu, hatırladık mı? Ortadaki yolda idrar kuyusuna gidiyordu. Biz soldaki yoldan gideceğiz. Soldaki yoldan, tünelden gidelim ve bir şelaleye varacağız. Şelalenin suyuna bakın, kayadan aşağı akıyor. Size yeterli miktarda su akıyor izlenimi versin. Aşağıda iki tane havuz var. Şelale suları aşağıdaki şelale havuzlarını dolduruyor. Şelale havuzlarından da su taşıp gidiyor. Sağda bir şelale havuzu, solda bir şelale havuzu var ve şelale havuzlarında sağdakinde 4, soldakinde 4 beyaz kurbağa var, hayal edin. Ve bu kurbağaların uzun kuyrukları var, kıyıya bağlanmışlar. Heidenberg, bunları hayal ettiğinizde hop, tünelden geri gelin, dört yol ağzına gelin, oradan da geri gelin, sürüne sürüne. Nereye geldiniz? Kız Kulesi'ne inen merdivenlere. Kapak oradaydı. Haydi merdivenlerden yukarı çıkın, Kız Kulesi'nin restoran bölümüne, kapıdan da çıkın. Orada sizi bekleyen deniz motoru var. Üsküdar'a geçin oradan. Ve oradan da bulunduğunuz yere, işte şu an evinize gelin. Haydi buraya. Şimdi Kız Kulesi'nin dibindeki tünele bakın. Orada nur topu gibi bir yumurta göreceksiniz. Kadının üreme organlarının üremeye uygun hale gelmesini böyle sağlar. Siz izin aldıktan sonra kişiden bu hayali kurarsınız. Bunu bana kim anlattı, kim söyledi? Bunu bana Homer anlattı. Herkese anlatmıştı İlyada destanında ama anlayan bir tek ben oldum. Ve 7300 eğitmenimiz bunu anladı. Şimdi sizler anladınız. Homer İlyada'yı savaş kahramanlık destanı olarak yazmadı. Homer İlyada'yı kadın doğumuna bilim dalı bilgileri olarak yazdı. Bir bebeğin dünyaya gelişi olarak yazdı. Bebeğin dünyaya gelişlerini başka milletler de yazdı. Hep bir mağaraya giren bir hayvanın ya da bir çift insanın orada çocuk doğurduğunu, çocuğun sonra oraya sığamayıp dışarı çıktığını anlatan hikaye, masal, destanlarla doludur. Onlar bir nevi İlyada'dır. Onlar bir nevi bizim anne karnımızdan doğuşumuzdur. Haydın çok daha ayrıntılarını, işin her yönünü bilmek istiyorsanız eğitmen arkadaşlarımız sizi bekliyor. O eğitmen arkadaşlarımızdan birisine biz bugün konuk olduk. O da bugün bize konuk oldu. Şeref verdi. Allah razı olsun. Remziye alınmaz. Çok teşekkür ederim hocam. Siz bu eğitimlerimizi Remziye alınmaz hocamızdan ve diğer eğitmen arkadaşlarımızdan almak isterseniz. Remziye alınmaz hocamız birazdan size telefon numarasını söyleyecek. Şunu biliyoruz arkadaşlar. Hani herkesin imkanı yok. Eğitim almaya imkanı yok. Herkesin imkanı yoksa biz ne yapacağız? Herkesi bu imkandan faydalandıracağız. İşte sizler bir eğitmenimizden eğitim alamazsanız bu uygulamayı yapın. Kişilerin çocuk sahibi olmalarına vesile olursunuz. Menopozdan erken çıkmış olanlara
bunun etkilerinden kurtulmak isteyenlere yardımcı olursanız ve kadın hastalıklarıyla ilgili diğer rahatsızlıklara da bu vesileyle yardım etmiş olursanız, bu güzel çalışmayı sizlere sunmama, anlatmama vesile olduğu için Remziye hocama teşekkür ediyorum. Remziye ürkmez, alınmaz. Sizden bizim eğitimimizi almak isterlerse lütfen telefon numaranızı söyleyiniz. Telefon numara 0532 762 67 24. Lütfen bir daha tekrarlayın. 0532 762 67 24. Birinci ve ikinci modül eğitimi veriyorum. Kanallık eğitimi veriyorum hocam. Ve evet. Seans talebinde bulunanlara da, hani eğitim almak istemeyenlere de seans yapıyorum. İşte bu kadar arkadaşlar. Genelde konuk aldığımız eğitmenlerimizle yarısını ben konuşuyorum program süresinde, yarısını eğitmenimiz konuşuyor. Bugünkü çalışmada %96'sını belki ben konuştum, %94'ünü Remziye Hanım konuştu. O da, ben de zannediyorum bundan razıyız, çünkü çocuk sahibi olamamak artık tarihe karışsın. Katıldığınız, böyle bir güzelliğe vesile olduğunuz için size çok çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun sizden. Biz çok teşekkür ederiz hocam. Emeğinize sağlık. Selamlar. Hakkınızı helal edin. İyi ki varsınız. İyi ki varsınız. Selamlar, saygılar. Şiir ötemiz sonsuz. Kendinize çok iyi bakın. Remziye Ürkmez Alınmaz hocamızdan eğitim talebinde bulunabilirsiniz. Şimdi canlı yayını kapatıyorum. 7300 eğitmenimiz var. Hepsinden de eğitim talebinde bulunabilirsiniz. Saat 22'de canlı yayını başlatıyoruz. Şimdilik şiir ötemiz sonsuz. 22'ye kaç dakika kaldı bilmiyorum. Şimdi bakacağım.